Mustafa Akat, 1935 yılında Halep'te doğmuştur. Annesi Türk asıllı bir hanım, babası gümrük memuru olarak çalışan bir Arap'tır. Dini eğitimini ailesinden alan Mustafa Akat, 18 yaşına gelip liseyi bitirdiğinde, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu işi yapmak için izin istemek üzere babasının karşısına çıkar. Ona, Hollywood'a giderek sinema eğitimi almak istediğini anlatır. 6 evlat büyüten babası, oğlunun bugün bile gerçekleşmesi zor olan bu ideallerini ciddiyetle dinler ve ona engel olmaz. Fakat kendisine maddi olarak destek olamayacağını söyler. Havaalanında cebine ancak 200 dolar koyabilir. Ve hayatı boyunca rehber edilmesi için bir de Kur'an-ı Kerim'i eline vererek oğlunu sonu bilinmez bir yolculuğa uğurlar. Bir babanın oğluna olan güveni sayesinde Çağrı ve Ömer Muhtar gibi iki şahesere imza atacak bir Müslüman yönetmen yetişecektir. Mustafa Akat, Los Angeles'a gelir ve hayallerine giden yoldaki en büyük adımlardan birini gerçekleştirerek Kaliforniya Üniversitesi'ne lisans eğitimi almak üzere kabul edilir. Akat, parlak bir öğrencidir. Aynı zamanda kendi değerlerinden hiç ödün vermez. Kaliforniya Üniversitesi'nden mescit talebinde bulunmuş ve girişimleri üzerine kurulan bu mescitte ilk namaz kılan kişi olmuştur. Buradaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra yine alanındaki en kaliteli okullardan biri olan Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek lisans eğitimi yapmak üzere kabul edilir. Burada en büyük Amerikalı yönetmenlerden biri olan Sam Peckinpah'in yanında yetişir. Kızılderili asıllı olan yönetmen, Mustafa Akat'ın yetişmesine çok katkı sağlamış ve sonraki hayatında da kendisine destek olmuştur. Akat, sinemanın başkentine geldiği andan itibaren eğitim hayatı boyunca ve ömrünün sonuna kadar kendi inanç ve değerlerini koruyarak ne kadar sağlam bir karaktere ve inanca sahip olduğunu gözler önüne serer. Mustafa Akat henüz yüksek lisans öğrencisiyken kendisine sahip çıkan ünlü yönetmen Sam Peckinpah sayesinde Amerika'nın en büyük TV kanallarından birinde çalışmaya başlar. Bu vesileyle birçok oyuncu ve yönetmen ile tanışır ve kendini geliştirebileceği her fırsatı değerlendirir. 1960'lı yıllarda evlenir ve 3 çocuğu dünyaya gelir. Çocuklarını Batı ve Doğu kültürünü tanıyan Müslüman fertler olarak yetiştirir. Çağrı filminin doğuşu da çocuklarının dünyaya gelmesiyle başlar. Mustafa Akat, vefatından önce vermiş olduğu bir röportajda şöyle der: "Çocuğum olunca şöyle bir duyguya kapıldım. Çocuklarıma dinlerini öğretmeliyim dedim ve sorumluluğumu hatırladım. İşte Çağrı projesi böyle ortaya çıktı. Hem kendi çocuklarımın hem de başka çocukların geleceği için, ancak Çağrı filminin ortaya çıkışı hiç de kolay olmayacak. Sermayesinden senaryosuna ve çekimine fetva verilmesine kadar her aşamada büyük sıkıntılar yaşanacaktır." Libya lideri Kaddafi'nin projeye sahip çıkması ile Çağrı tamamlanır ve 1977 yılında gösterime girer. O günden bu yana onlarca, belki yüzlerce kez izlendiği halde etkisini kaybetmeyen film, İslam'a büyük hizmetler eden, aynı zamanda Doğu ve Batı arasında köprü gören bir başyapıttır. Çağrı'nın kalitesi ve başarısıyla dünya çapında tartışılmaz bir yer alması üzerine Muammer Kaddafi, Mustafa Akat'tan Ömer Muhtar'ı anlatan bir film çekmesini ister ve kendisine her türlü imkanın seferber edileceği sözünü verir. Efsane bir film olarak tarihe geçen Çöl Aslanı, Ömer Muhtar filminin çekimlerine 1980'li yıllarda başlanır ve en az Çağrı kadar etkileyici ve kaliteli bir film daha çekilerek dünyaya sunulur. 2009 yılına kadar İtalya'da yasaklı kalan film, İslamiyet'i ve Müslümanların verdiği mücadeleyi en mükemmel anlatan bir şaheser olarak Çağrı'nın yanındaki yerini alır. Mustafa Akat, aldığı mükemmel eğitimi ve yeteneklerini kullanarak Müslümanları beyaz perdede temsil eden en önemli yönetmenlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Onun çektiği filmler, kalitesiyle yalnızca İslam aleminin değil, tüm dünyanın ortak takdirine mazhar olmuştur. Hayalini kurduğu iki proje daha vardır Mustafa Akat'ın zihninde. Bir tanesi Selahaddin Eyyubi'nin anlatılacağı bir film, diğeri ise İstanbul'un fethidir. Sponsor arayışına girmiş, ancak beklediği desteği bir türlü bulamamıştır. Türkiye'yi ziyaret etmiş, fakat buradan da eli boş ayrılmıştır. 2005 yılında bir akraba düğünü için
kızı ile beraber Ürdün'ün başkenti olan Amman'a giden Mustafa Akat, El-Kaide örgütünün bulunduğu otele düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralanmış ve 11 Kasım 2005'te hayatını kaybetmiştir. Mustafa Akat, genç yaşta yapayalnız bir delikanlı olarak gittiği Amerika'da, insanlığa sesini duyurmanın en önemli imkanlarından biri olan sinemaya dair en kaliteli eğitimleri almış ve beyaz perde vasıtasıyla milyonlara ulaşmıştır. O, çağın şartlarının İslam adına kullanıldığında ne büyük hizmetlere vesile olabileceğinin en büyük şahidi ve kanıtıdır.